Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün üniversite sınav sonuçları geldi. Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel sonuçlar elde etmişsiniz ama böyle baktığınızda Twitter gündeminde zaten Twitter'da genellikle şey oluyor ama genellikle iyi olmayan tüm artık baraj da yok, şey yok ama çevremize baktığımızda kendim mesela arkadaşlarımızın paylaştığı ben Türkiye'de 7.000. sıraya yerleşen kişileri gördüm. 7.000. sıra lama yapan bir öğrenci arkadaşımız var. 9.087, bak 9.087 sıralama yapan öğrenci arkadaşı da gördüm böyle. Bir tane abimizin, değerli bir abimizin, Sağlık Bakanlığı'nda bir çalışıyor. Bir abimizin yeğeni de güzel 9.087. sıradaydı. Bu çok güzel başarılar. Artık dedik ki artık üniversite sonuçlarınız geldi. Bu üniversite sonuçlarınız sizin sermayenizdir. İşte bundan sonraki süreç sizin için çok önemlidir. Asıl benim ilgilendiğim konular aslında burasıdır. İşte nedir bunlar? İşte farkındalık yaratmak, ilerisine size bir zemin hazırlatmak. Çünkü bundan sonra hayatınızın bir kısmı, belki daha fazlası, seçmiş olduğunuz yol belirleyecek, bölüm belirleyecek, alan belirleyecektir. Onun için size nice tavsiyem, artık bundan sonra araştırmalar yapın, üniversiteleri araştırın, bölümleri araştırın. Bu puanlarınızla neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız, hangi bölüme gidebilirsiniz veya hedeflemiş olduğunuz bir bölüm varsa bunlar, işte hani diyelim ki falan bölüm falan üniversiteyi düşünüyorsunuz, falan bölüm falan üniversite gelmiyorsa bundan sonra, yani bunun dışındaki alternatifteki diğer bölüm ve üniversiteleri de değerlendirmeniz gerekir, araştırmanız gerekir. Öyle körü körüne hadi hurra üniversiteye gidiyorum olmayın, ben tavsiye etmiyorum kesinlikle. Yani okuyacaksanız muhakkak güzel ilerisini gerisini düşünerek bir bölüm seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ondan sonra okuyor, gerçekten okuyor, işte 2 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık bilmem hangi bir bölüm okuyor işte. Geliyor ondan sonra ne elinde bir mesleki bilgine, yani zaman yaş geçiyor, şey yapıyor. Şu anda hepiniz en düşüğünüz 18, 19, 20 yaşlarındasınız. Bunun 4 yıl eklerine 24, 25 yaşlarına geliyorsunuz. Gerçekten zaman sizden geliyor. Onun için geleceğinize çok iyi adım atmanız gerekir. Yani sizin bugün iyi kötü bir puan almanız belki yani yolunuzu şey yapabilir ama gerçek manada yol gösteren biri olmadığını farkındalık bir bilince sahip olmasanız bu bölümün, bu puanların hiçbir işe yaramadığını da göreceksin. Çünkü bunu ben de yaşadım. Üniversite sınavına girerken, ki ben liseyi yani ortalaması düşük olan bir yerde okudum böyle. Ona rağmen okulun gelmiş geçmiş en yüksek puanını almama rağmen gittim öğretmenliğe yerleştim. Yani sosyal bilgi öğretmeni, küçümsemek için değil ama yani o puanımı daha güzel yerlerde, daha güzel bölümlerde değerlendirebilirdim. Yani bir hukuk, o zaman bir hemşireliğe gidebilirdim, bir hukuk okuyabilirdim. Yani bunları yapmam gerekirken bana öğretmenlik geldi. Çünkü bana ne yol gösteren vardı? Tercihlerde olsun, işte hani bu bölüm ilerisi geçmişi anlatacak kimse yoktu zaten. Bir de teknoloji daha yeni yeniydi yani. Bize biraz çok geç tanıştık bu teknolojiyle, internette falan filan. YouTube nerede kalıyor YouTube? YouTube, ben üniversite giderken yani YouTube diye bir mecra varmış, yani Instagram o zaman. Biz çok geriden geliyor. Yani ben çok geriden geliyorum ya, harbiden. İşte yol gösteren olmadığı için biz o puanları değerlendirdik. Ama çok şükür ki ondan sonraki sene tekrar sınava girdik. Çünkü üniversiteye gittik, gözlerimiz açtı, teknolojide geliştik. Yani bu bölümü okudum ve bu bölümün de ya öbür ilerisini yani ben düşündüm, yani bundan iş yapabilirim ki bugün bu bölümden ekmek yiyoruz, çok şükür, elhamdülillah. Onun için sizlere de nacizane tavsiyem, yapmak istediğiniz veya okumak istediğiniz veya gitmek istediğiniz ne olursa olsun analiz edin, araştırın, soruşturun. Yani sadece şey de kalmayın, birebir okuyan kişilerle bir sohbette bulunun, danışın, şey yapın. Bunlar çok çok önemlidir. Yani hayatınız söz konusu. Ondan sonra bundan sonraki arkadaşlarımız aynı zamanda 2 yıllık üniversiteleri de, 2 yıllık üniversiteleri, 2 yıllık bölümleri de çok merak ediyor. İşte hani 2 yıllık bölümlerin hangilerini okurum. Bir de artık bu nesildeki öğrenci kafası artık şu şekilde: ben şey yapayım, en kısa zamanda bitirip en kısa zamanda işe başlayacağım bölüm hangileri ise onlara merak sayıyor. Şu anda da 2 yıllık sağlık teknikerleri gerçekten çok ön planda. Bunlara da bir deneyeceğim. Yani mesela daha önce de senin demiştim, işte siz 2 yıllık bölümleri düşünüyorsanız
İşte evde bakım hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri, çevre sağlığı, radyoloji teknikerleri, ondan sonra tıbbi sekreterliği, ondan sonra diyaliz, bakın diyalizi ben ekliyorum. Yani diyalize çok dikkat edin. Diyaliz yani okumak isteyenler 2 yıllık bölümlerden diyalizi muhakkak tavsiye ediyorum. Bunun yanında evde bakım, yaşlı bakım da geliyor. Çevre sağlığı, bunlar çok çok önemli bölümler. Okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer siz aktif, eğer sizin çevreniz biraz genişse radyoloji teknikerliğiyle ATT yani paramediği çok çok tavsiye ediyorum. Bunlara muhakkak şey yapın. Aynı zamanda şu şekilde de bir yol şey yapabilirsiniz. Puanlarınız belki sınırlar, istediğiniz bölüm gelmemiştir. Açıktan bir bölüm okuyabilirsiniz veya bunlar işte hani açıktan olan bu bölümler, 2 yıllık bölümler olabilir. Yarın öbür gün ilerisini, geleceğini öngörebildiğiniz bölümlere yönelebilirsiniz. Açıktan onu da okuyabilirsiniz veya tekrardan sınava hazırlanabilirsiniz. Bu şekilde yani benim acizane tavsiyem, ben sizin yeriniz olsam ve puanım da ortalama bir puan olsa, mesela ortalama bir puan 300-350 bandında bir puanım olsa, ben bir bölüm okurum, ya açıktan olur ya da örgün olur fark etmeksizin okurum ve tekrardan sınava hazırlanırım ve yani benim yani örnek veriyorum ki mühendisliği, makine mühendisliğini istiyorum ama puanım makine mühendisliğine yetmiyorsa ben bir bölüm okurum ve bu bölüm yanında tekrardan üniversiteye tekrar sınava hazırlanırım ve ona bir alt zemin yapabilirim. Bu konuda da yorumlar geliyor gerçekten. Bazı öğrenci kardeşlerimiz gerçekten çıtayı çok yükseltiyor. Hani takdir ediyorum böyle. Yani güzel sorular geliyor, güzel yorumlama. Yani çerçeveyi, yani tabloya geniş bir çerçeveyle bakmak gerekir. Siz eğer tabloya geniş çerçeveyle bakamazsanız ilerisini göremediğiniz için yanlışlar yaparsınız. Ondan sonra keşke dersiniz. Keşke dememek için altını çizerek diyorum. Ne yapmak istiyorsan yapın. Veya hedeflediğiniz ya da hedeflemiş olduğunuz şeye ulaşmış olsanız bile araştırmadan körü körüne atlamamanızı tavsiye ediyorum. Her şey zamanla oluyor ve her şeyi böyle aşama aşama şeklinde yapın. Benim gibi bazen acele yapmayın böyle. Yoksa gerçekten bazen dönülmeyen noktalara da değinebiliyor. Gel tekrardan hayırlı olsun. Yani bundan sonraki belki şeylerde bölüm üzerinden iş şey yapabilirim. Çünkü artık zaman da hızlanıyor. Artık yavaş yavaş tercihler başlayacak. Siz tercih vereceksiniz. Onun için artık araştırın, soruşturun. Bakın, edin, artık teknoloji gelişmiş. Her şeyi görebilirsiniz. Ama nacizane tavsiyem, bak altını çiziyorum. Bilgilenin, farkında olun. İlerisini muhakkak görün. İlerisini muhakkak görün. Benim için öğrenci kavramının bir tanesi şöyledir. Öğrenci demek ilerisini kendi şeyinin zararını, faydasını görebilen kişilerdir. Çok okumuş kesimdir. Yani muhakkak bunların analizini iyi yapmanızı öneriyorum böyle. Tekrardan hayırlı olsun gerçekten. Yani evet, artık herkes üniversiteye gidiyor. Öğrenci kitlesi çok fazla. Ondan sonra hani baraj yok, şey yok, böyle yok. Herkes gidebiliyor. Rakabet edeceğiniz kişiler çok fazla olduğu için sizin ekstradan bir performans göstermeniz gerekir. Onun için de araştırmanız gerekir. Ona göre bir yol haritası çizmeniz gerekir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Merak ettiğiniz sorularınız veya işte hani sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah.